uyanınca böyle evi toparlamıştık ya bir güzel. Acaba sen bizi 2-3 günde bir böyle evi toplamak için filan çağırıyor olabilir misin? Ceren, kaç metrekarelik ev? Ya yapmak istemiyorsan dokunma sen hiç. Ya hayır, siz gerçekten bırakın. Cumartesi çağırdık tamam da, şimdi biz akşam dönünce yaparız. Ha yok yani, ben şimdi okula böyle gidiyorum ya, üstüm başım karışıyor. Tamam Ceren, hiçbir şeye dokunmasan ben hallediyorum. Barış, bak ileride evlenmeye kalkarsanız 1000 kez düşün, tamam mı? Çünkü gördüğün gibi temizlikçi şart yani, temizlik yapamıyor kendisi. Anca böyle saçını maşalsın, güzel güzel giyinsin falan. Şöyle söyleyeyim, yumurta bile kıramaz Ceren. Ay ne komik. Barış benim ne kadar titiz ve yemek konusunda başarılı olduğumu biliyor bir kere. Yani biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Nereden biliyor? Nereden biliyorsun sen bunu? Nerede temizlik yaptı ya da nerede yemek yaptı sana? Biliyordur işte yani, duymuştur. Ya okula geç kalıyoruz, hadi gidelim. Bir dakika dur. Sen yoksa Tuğçe'lerde kalıyorum diye Barış'larda falan mı kalıyorsun? Ay sorana da bak yani. Ceren, ben üniversitedeyim. Ben de lise sondayım ve 18'im artık. Görüşürüz Tuğçe. Görüşürüz. Şey, görüşürüz. Ben sana kafede soracağım. Yani Cem, ne saçma sorular soruyorsun? Ya Barış bir kere ailesiyle yaşıyor ve Ceren hayatında sadece bir kere bizde kalabildi. Onun dışında da burada kalıyor. İyi de Barış'ın annesi de babası da çalışıyor. Yani gündüzleri boş. Ay Cem. Tamam. Tamam biz çıkalım. Hadi. Ben akşam soracağım ama. Akşam kafede soracağım ben Barış'a.